gayri safi bilgi yığınasına, gayri safi istihasına tanımlardan ne anlarsınız ve ne zaman değişti? Ve gayri safi istihasının kalemleri ne zaman değişti? Çünkü bu rakamlar bunlarla direkt ilgili. Nasıl ki enflasyon sepetine pimpon topunu süpürgeye falan aldığınızda enflasyonu düşürüyorsunuz, fazlalaştırıyorsunuz. Gayri safi yurt dışı hasıla, gayri safi milli hasıla tanımlamasından geçirirken bir de gayri safi yurt dışı hasıla hangi kalemlerden oluştuğunu değiştirdi AKP yurtta. Kalem değişikliklerini de yaptı. Sizin bunları takip etmeniz gerekir. İki, Türkiye orta gelir tuzağı neden gidemiyor dediğimiz Türkiye ekonomisi şu durumdaydı. Türkiye ekonomisi büyük bir kısmı kayıt dışındaydı. Normal toplumsal hayatta para var piyasada veya şöyle söyleyeyim benzetme olarak vücutta kan dolaşıyordu ama vücuttaki 5 kilo kanın 3 kilosu kayıt altında, 2 kilosu kayıt altında değildi. Vücutta kendini taşıyordu. O 2 kiloyu biz, 2 kilo kanı kayıt altına aldık. Vücudun daha güçlü olması gerektiğini düşünüyoruz ama kan vücuttaydı, kayıt altına girdi. Ha, bunun üstüne belki belli bir miktar katkı geldi. Nereden geldi? O katkıyı da kabul etmiyor arkadaşlar. IMF olan borcu ödedik diyor. Zannediyor ki Türkiye bütün dış borçlarını ödedi vatandaşlar. Halbuki 23,5 milyar dolar IMF borç ödedi, 65 milyar dolar özelleştirme yapıldı, varlık satıldı. Bunun yanında iç ve dış borç toplamı özel sektör dahil 222 milyar dolardan 620 milyar dolara yaklaştı. Şimdi bütün bunlar... Ben bir gün Üçü Elman'a sordum. O zaman plan Üçü komisyonu başkanı. Üçü iyi yetişmiş bir insandır aslında. İyi niyetli dedi. Dedim ki ya başkan, sen dedim iyi yetişmiş bir insansın. O da bana abi dedi. Sen dedim iyi yetişmiş bir insansın. Dışarıda da bayağı bulundum. Ülke gördüm. Türkiye sen yatırım yaptı. Türkiye yetiştir konusunda. Dedim ki bana bütçe gelirlerinin %25'i dörtte biri ÖTV olan, özel tüketim vergileri olan Avrupa'da hiçbir ülke gördüğüm yok. Bütçe gelirlerinin Türkiye'nin %25'i Türkiye'nin ÖTV, özel tüketim vergisi. Bu ne demek ki? ÖTV nereden aldı? İtalya'da dayalı ürünlerden aldı değil mi? Daha çok. Daha doğrusu İtalya'da dayalı ürünlerden aldı. İtalya'da dayalı tüketimlerdedir, özel tüketim vergisi. Daha çok. Dedim ki, dünyada böyle bir ülke görebiliyor musun dedim ya, hiç Avrupa'da falan böyle bir ülke gördün mü? Vergilerin gelir, bütçe gelirlerinin %25'e yakını özel tüketim vergisi. Dedim böyle bir ülke, böyle bir büyüme, böyle bir ekonomi ne kadar sürdürüyor? Yani şimdi siz zannediyor musunuz ki Türkiye kuru fasulye, makarna ithal ediyor, bu ithalata dayalı özel tüketim vergisi alınıyor ve bu fakir fukaraya sosyal yardım olarak dağıtılıyor. Aslında vatandaş sosyal yardım olarak aldığı makarnanın, bulgurun, pirincin falan kuru fasulyenin parasını kendisi ödüyor özel tüketim vergisi olarak. Çünkü kullandığı başka eşyadan ödüyor onun vergisi. Yani şimdi benim herhangi bir elektrik kullanan amcam, ötekisi, berikisi, dayım, herhangi bir özel tüketim vergisi olan maddeyi kullanan fakir dediğim adam kullandığı, yediği, içtiği makarnanın parasını kendisi ödüyor ya. Şimdi Türkiye meselelerini doğru tartışmıyor ve yeteri kadar tartışmıyor. Şu anda biz bile doğru tartışmıyoruz. Doğru tartışmıyor ve yeteri kadar tartışmıyor. Yüzeysel, elsewhere bir takım şeylerde tartışıyor. Bu ülkeye orta gelir tuzağı dediğimiz bu tuzağa mı düştük acaba? Gerçekten demin söylediğim gibi direkt ve dolaylı etkileriyle kayıt altına giren ekonomi bizi büyüme gibi göründü. Biraz katkıları oldu. Ondan sonra da artık işte bir akıl tutulması mı yaşıyoruz? Bakın büyüme kayıt altına giren bir ekonomi bize büyüme gibi mi göründü? Belli bir safhada. Ondan sonra da belli bir takım büyüme alanları da acaba reel ekonomiye mi girmedi? Arkadaşlarımızın söylediği gibi. Şimdi bir
Birincisi, kayıt altına giren ekonomi bize büyüme gibi göründü. İki, büyüme olarak ithalata dayalı büyümelerde reel ekonomiye katkıda bulunmalı. Üretime, yüksek teknolojiye, şuraya buraya falan filan olmadı. Olmayınca da toplum şimdi kuyruğunu yakalamaya çalışan kedi gibi dönüyor. Şimdi bu döngüden kurtulması lazım. Bu döngüden kurtulması için ne yapması lazım? Üretmesi lazım. Dışa satması lazım. Ve ekonomiyi, üreten ekonomiye dönüştürmesi lazım. Eğer üreten ekonomiyi dönüştürmezse ne istihdamı yerine getirebiliriz, ne başka bir şey getirebiliriz. Bugün Türkiye'de arkadaşlarımız, ben bir gün şeyde sordum, maliyeciler, arkadaşlar şey yaptılar. O güne kadar da dikkat etmemişler. Türkiye'de kullanılan kredilerdeki yerli tasarruf oranı kaçtı? %11 falan. Türkiye'deki %11 yerli tasarruf oranı. Şimdi o zaman bu ülke tasarruf etmiyor. Kullandığı sermaye yabancı sermaye. Peki Türkiye'nin mesela 10 yılda ödediği dış borç faizinin ne olduğunu düşünüyor arkadaşlar? Ülkenin 112 milyar dolar. 112 milyar dolar. Vatandaş dış borcumuz yok zannediyor biz. IMF falan borç ödedik diye bandır bandır bağırıyorlar ya. 112 milyar dolar 10 yılda ödenen borç faizi. Ve borç faizi diyoruz, 112 milyar dolar. Ülkenin Cumhurbaşkanı veya Başbakanı Somali'ye, oraya, buraya, şurada da işte gayri sabi milli hasılaya göre en yüksek yardım eden dünyadaki ikinci ülkeyiz biz. Lan, eve ihtiyaç olan camiye mektuptur ya. Senin vatandaşın 112 milyar dolar borç faizi ödüyor, elektrikte kayıp kaçak olan ödüyorsun, ötekinde vergi diyorsun, vergide vergi diyorsun, çiftçinin mazotunu bindiriyorsun, artezyenine kullanım bedeli ödüyorsun, bilmem ne ödettiriyorsun, şu ne diyorsun, bu ne diyorsun. 112 milyar dolar borç faizi ödettiriyorsun vatandaşı, ondan sonra dönüyorsun, diyorsun ki Somali'ye yardım ediyorum, ben dünyadaki en büyük ikinci ülkeyim. Böyle bir aptalca düşünce olabilir mi ya? Ve bunu aydın sorgulamıyor. Oh birader, bir dakika, ne diyorsun sen falan demiyor. Kapıldım gidiyorum, baktım rüzgarına. Türkiye bu akıl tutulmasından, bu deli gönlünden tutulması lazım. Yani oradaki programdaki 2023-2053 hedefleri bazı toplumsal ızdırapların ve yalan söyletilen rakamların gerçeğe dönüşmesini arzulayan bir program. Şey yok.